Herkese selam, ben Sibel. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok sağlıklı ve iyisinizdir. Bugün Misha'dan alınması gereken 10 ürün başlıklı bir video oluşturdum. Çok fazla söz etmeme gerek yok. Zaten Misha markasını ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Biraz zorlandım açıkçası 10 parça ürün toparlamak için. Çünkü birden fazla sevdiğim ürün olduğu için. 10 benim için sınır oldu. Aslında bir bakıma 15-20 bile olabilirdi. Çünkü gerçekten Misha markasının çok ciddi ve güzel ürünleri var. Daha fazla uzatmadan videoya geçeyim. Videoya geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Beni Instagram adresimden de takip etmek isterseniz videonun açıklamalar bölümüne her zaman bırakıyorum. Ürünleri bu şekilde sepetime doldurdum. Öncelikle Misha'nın bu, daha önceki videomu izleyenler biliyordur, pamuklarından söz edeyim. Bu pamuklar ürünü cilde eşit bir şekilde yayma özelliği taşıyor ve %100 doğal pamuk içeriyor. Diğer disk pamukları bıraktım bunları kullanmaya başladıktan sonra. Çünkü onlar biraz daha sert bir formülasyona sahip. O yüzden cildi irite edebilme özelliği var. Hele ki benim gibi hassas ve kuru ciltliyseniz. Bu ürün gerçekten tam size göre, görüyorsunuz. Böyle hemen birbirinden ayrılıyor. Zaten pamuk formunda olduğunu görüyorsunuzdur. Cildi irite etmeden temizleyen bir pamuk arıyorsanız bunlara bakmanızı tavsiye ederim. Çok da yüksek fiyatlı değiller, onu belirtebilirim. Daha sonra bunu bilmeyeniniz yoktur. Misha'nın pembe kapaklı güneş kremi. Benim de çok sevdiğim, daha önceki videolarımda sık sık bahsettiğim ürünlerden birisi. Bu ürünle tanıştıktan sonra diğer güneş kremlerimi kullanmamaya başladım. Ama farklı bir güneş kremi arayışındayım şu an çünkü bunun satışı mevcut değil. Ne zaman baksam stokta yok deniliyordu. O sebepten satıcı firmayla iletişime geçtiğimde bu ürünün bir daha üretilmeyecek olduğunu öğrendim ve bu beni gerçekten çok üzdü. Çünkü benim için hayat kurtarıcı bir güneş kremi. Gerçekten de koruduğunu düşündüğüm bir güneş kremiydi bu. O yüzden üretilmeyecek olmasına ekstra üzüldüm. Ama ben bu ürünü çok sevdiğim için yine göstermek istedim. Misha'nın güneş kremlerinden bahsetmek için bunu gösteriyorum. Bu ürünü tabii ki de bulamazsınız. Ben Misha'nın bu ürününü çok sevdiğim için ve diğer güneş kremlerini de çok beğendiğim için o yüzden gösteriyorum. Siz cildinize uygun diğer güneş kremlerine de bakabilirsiniz. Misha'nın çok uygun fiyatlı değil biliyorum ama gerçekten koruyucu özelliği çok yüksek ve içeriği çok temiz ürünler. Bu ürünü de çok sevmemin sebebi şuydu. Ben biliyorsunuz günlük yaşantımda çok fondöten, BB krem, ten ürünü kullanan bir insan değilim. Bu ürünü kullanmaya başladıktan sonra gerçekten hani kullanmamam gerektiğini bir kez daha anladım. Bu ürünü sürdüğümde önce bir beyazlık veriyor cilde. Daha sonra hemen emilebilen bir yapısı var. Cilde kesinlikle ağırlık bırakmıyor. Yağlı bir his bırakmıyor. Yine iki parmak şeklinde sürüyordum ben. Bu şekilde sürüp cildimi eşit bir şekilde yayıyordum. Ve ellerimde, yüzümde kalan üründen ellerime alıp tampon şekilde göz altlarıma da getiriyordum. Göz altına sürmek çok önemli biliyorsunuz güneş kremini. Çünkü diğer yerleriniz güneşten korunurken göz çevreniz korunmasın istemezsiniz tabii ki de. O yüzden bu ürünü çok beğeniyordum ve ciltte kendiliğinden bir ışıltı veriyordu. Sanki cildin öz ışıltısıymış gibi. O yüzden bu ürünü gerçekten çok beğeniyordum. Üretilmeyecek olmasına ekstra üzüldüm. Ama dediğim gibi diğer güneş kremlerine bakabilirsiniz. Ben sürekli bakıyorum, hep tükendi. Yani kendime uygun bir güneş kremi buluyorum Misha'da. Bakıyorum stokta yok. Bakıyorum stokta yok. Ama stoğa girince hemen alabileceğim ürünlerden olacak Misha'nın diğer güneş kremleri. Sonrasında yine karma alışveriş videomda bahsettiğim bu kremsi yapıda olan ürününü kullanmıştım, cilt temizleyicisini biliyorsunuz. Köpük formda olanı çıktığını söylemiştim. Kısa bir süre oldu biliyorum. Alınması gereken 10 ürün skalasında olabilir miydi bilmiyorum ama benim için olabilirdi. Gerçekten muazzam üretilmiş bir ürün. Çok beğendim. İlk kullandığım andan itibaren cildimde kuruluk yapmadan, cildimi irite etmeden çok fazla dediğim gibi
kupkuru yapmadan temizleyen bir temizleyici buldum kendime. Köpük formda olan temizleyiciler biraz daha sanki cildi kurutabilen bir yapısı varmış gibi gözükebilir. Ama bu ürün kesinlikle öyle değil. Ben bu ürünü de çok beğendim. Zaten bu Misha'nın yeni çıkardığı ürünlerden birisi. Daha önce dediğim gibi dip cleanserlarını kullanıyordum zaten. Bu köpüğe başladım. Gündüz Neutrogena'nın Hydr Boost'unu kullanıyorum. Gece de bu Deep Clean'i kullanıyorum. Gerçekten çok beğendiğim bir ürün. Eğer aradığınız temizleyicinin cildinizi kurutmamasını istiyorsanız bu ürüne bakabilirsiniz. Sonrasında bu yine karma alışveriş videomda bahsettiğim, neredeyse o günden beri 3 defa kullandığım yosun maskesi. Bu bir soyulabilen maske. Ben bunu ilk aldığımda biraz tereddüt yaşadım. Çünkü benim cildim çok kuru ve hassas olduğu için soyulabilen maskelere çok yatkın değil. Ben zaten sürekli şu şekilde düşünüyordum. Belki siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Soyulabilen maskeler sanki cildi sadece ölü deriden arındırıyormuş gibi gelirdi bana. Kesinlikle öyle değil. Bayağı siyah nokta temizleyebilen bir özelliği var. Bana daha çok kil maskeleri, sürülebilen, yıkanabilen maskeler daha iyi geliyordu. Öyle tercih ediyordum. Ama kesinlikle öyle değil. Ben zaten böyle soyulabilen maskelerin cildi çok kuruttuğunu düşünüyordum. Ama bu hiç öyle bir formülasyona sahip değil. Tamamen jel bir yapısı var. Bu şekilde göstereceğim. Kamerada gözükmeyebilir ama içerisinde böyle yeşilimsi bir renk barındırıyor. Muhtemelen o da yosun özü içerdiği için olabilir. Bu ürünü gerçekten çok beğeniyorum. Çok katı bir forma sahip. Bu ürün öncelikle geldiğinde ben bu ürünü yıkanabilen bir ürün zannetmiştim. Çok fazla içeriğini okumadım. Fakat cildime sürdükten 5 dakika sonra bu ürün kurumaya başladı. Sonra yorumlara bakınca soyulabilen bir maske olduğunu gördüm ve korkmaya başladım. Acaba dedim cildimi kurutacak mı? Sonra arkasını okuyunca zaten kuru ciltler için nemlendirici olarak geçiyormuş. O yüzden rahatlıkla kullandım. Çünkü Misha'ya gerçekten çok güveniyorum bu konuda. O yüzden zaten alınması gereken 10 ürün videosuna başlangıcımda Misha ile başlamak istedim. Misha'yı gerçekten çok seviyorum. Bu ürünü dediğim gibi sürdüm. 15 dakika sonra soymaya başladım. Ve gerçekten inanılmaz bir etki yarattı yüzümde. Hafif bir ışıltı verdi. Şuralarımda hafif soyulmalar olur benim genelde mevsim geçişlerinde. Onları baya böyle arındırdı cildimden. Daha sonra hiç yıkamaya bile gerek yokmuş gibi hissiyat veriyor. Çünkü kurutmuyor. Gerçekten o kadar nemli hissettirdi ki sanki bir güneş kremi ya da nemlendirici uygulamışım gibi. O yüzden bu ürünü de sizin için önerebilirim. Eğer cildiniz kuruysa, hassassa bu ürünü kullanabilirsiniz. Hassas dememin sebebi şu. Benim de cildim çok hassas. Hassas ciltli olan insanlar çok fazla ürüne güvenemez biliyorum. Ama ben buna çok güvendim. Biliyorsunuz ben boş şeyler önermem. Kanalımda sadece güvendiğim markalar yer alabilir. O yüzden Misha'nın bu ürününe de bakmanızı tavsiye ederim. Eğer ölü deriden arındırıcı bir maske arıyorsanız. Sonrasında Misha'nın bu 4D maskaraları. Biliyorsunuz maskaralardan şikayetimiz çok fazla ıslak ıslak olması. Görüyorsunuz bu ürünü daha 4 defadır kullanıyorum ve hiç ıslak ıslak bir yapısı yok. Gayet kuru ve eşit bir şekilde kirpiğe dağılan bir yapısı var. İndirimde 37 TL gibi bir fiyata geliyor. Tabii ben bunu daha önceden aldığım için son zamanlardaki artışta fiyatı ne oldu bilmiyorum. Hiç bakmadım gerçekten. Ama bu üründe eğer böyle bir şey arıyorsanız sizin için önerebileceğim ürünler arasında çok fazla maskaram olduğu için buna hemen sıra gelmiyor. Genelde alt kirpiklerime uyguluyorum. Çünkü üst kirpiklerimde eğer tortu yapacak bir ürün kullanmışsam bile onu tarayıp arındırabiliyorum. Ama alt kirpikler çok fazla seyrek olduğu için ben de o yüzden bu ürünü genelde alt kirpiğime de kullanıyorum. Sizin için önerebilirim. Eğer çok yapış yapış ve ıslak ıslak durmayan bir maskara arıyorsanız. Sonrasında bu bal ve süt içeren dudak için olan uyku maskesi var.
Bu ürünü kullandıktan sonra sabah uyandığımda dudaklarımdaki ölü derinin arınmış olduğunu gördüm. Gerçekten çok kadifemsi bir yapıya ulaştırıyor dudakları. Eğer bir arayıştaysanız bu ürünü de tavsiye edebilirim. Bu şekilde göstereyim. İçeriği gerçekten çok güzel. Zaten balın onarıcı etkisi var biliyorsunuz. Bu ürünü o yüzden önerebilirim eğer dudaklarınız çok fazla kuruyup çatlıyorsa. Ve gelelim bu Misha'nın krem allığına. Bu allığı da gerçekten çok beğenerek ve severek kullanıyorum. Genelde çoğu cilt rengine uyabilen bir rengi var. Pembe alt tonlu. Bunun da sevmemin sebebi şu. Ciltte hemen uçmayan bir yapısı var. Çok uzun saatlerce ciltte kalabiliyor. O yüzden bu krem formunda olan allıklar zor dağılıyor diye düşünüyorsanız kesinlikle öyle düşünmeyin. Bir toz allık kadar rahat ve kolay dağılabilen bir yapısı var. O yüzden bu da çok sevdiğim ürünler arasında. Biliyorsunuz ben çok önceden, hemen hemen bir 3 ay önce çektiğim bir videoda çok fazla allık sevmediğimi belirtmiştim ama sevmeye başladım. Özellikle bu Misha'nın allıklarıyla tanışınca. O yüzden benim sevdiğim ürünler arasında bu da yer alıyor. Allık kategorisine 2 tane ürün eklemem gerekti çünkü ikisinin arasında bir seçim yapamadım. Bu ürün de ilk çıktığında çok fazla popüler oldu. Biliyorsunuzdur, Oje'ye benzeyen allıkları Misha'nın çok fazla sevildi. Benim de çok sevdiğim bir ürün oldu kendisi. Bu şekilde elimin üzerinde göstereceğim. Rahatlıkla dağılabilen bir yapısı var ve kesinlikle bu şekilde sıvı formülasyona sahip olması sizi korkutmasın. Ciltten kolay kolay gitmeyen bir yapısı var. O yüzden bu ürünü de çok seviyorum ve kullanmaya devam ediyorum. Özellikle ben bu ürünleri yaz aylarında kullanmayı seviyorum. Kışın biraz daha hava şartlarından dolayı kasvetli bir havaya sahip olduğumuz için bu yüzden mat olan makyajlar, koyu olan makyajlar daha çok seviliyor. Yazın böyle baharın gelmesiyle daha cıvıl cıvıl ışıltılı makyajlar yaptığımızda bu ve yine az önce gösterdiğim krem allık gibi ürünler daha çok tercih edilebiliyor. En azından ben o şekilde tercih ediyorum. O yüzden bu ürünleri genelde yazın kullanmayı tercih ediyorum. Daha ışıltılı bir formülasyona sahip bıraktığı için cildi ve nemli nemli gösterdiği için ben nemli görüntüyü çok seviyorum ciltte yazın. Gelelim Misha'nın bu Sugar tintlerine. Bunun köpük formülasyona sahip olanı da var. Biliyorsunuzdur muhakkak. Bu ruj da ilk çıktığında çok sevilen ve popüler bir ruj oldu. Ben de çok sevdim. Adından da anlaşıldığı gibi şeker gibi bir tadı var. Ama gerçekten dudakta hiç yokmuş gibi durabilen bir ruj. Çok seviyorum ve rengi de çok kalıcı, onu belirtebilirim. Kesinlikle dudaktan çıkan bir yapısı yok. 2-3 kat olmak kaydıyla dudağa sürerseniz dudakta ne kadar kalıcı olduğunu görebilirsiniz. Bir videomda zaten bundan bahsedip uygulamıştım. Eğer izlemek isterseniz şuraya bırakacağım kartlar bölümüne, oradan bakabilirsiniz. Bu ürünü çok sevmemin sebebi maske döneminde gerçekten kurtarıcı bir ruj olması. Ama yine az önce allık kategorisinde gösterdiğim allıklar gibi bunu da ben daha çok yaz aylarında kullanmayı seviyorum. Genelde zaten aldığım rengi yaza uygun bir renk. Bu şekilde dudakta da biraz böyle ıslak ıslak durduğu için belki kışın çok fazla tercih edilmeyebilir. Onu belirtebilirim. Gelelim bu uyku maskelerine. Benim çok sevdiğim uyku maskeleri arasında bu ürünler. O yüzden hepsini böyle bir kategori altında toparlamak istedim. Bunlar daha çok meyve ekstresi içeren, bu inci özlü, bu yine Hindistan cevizli, bu bal ve süt özü ve bu da yeşil çay özü içeren uyku maskeleri. Hepsinin cilde olan etkisi çok farklı. Bu ürünler ölü deri arındırıcı. Bu daha çok pürüzsüz görünüm veren. Bunlar da daha çok besleyici olan maskeler. Meyve içerenler genelde ölü deri arındırıcı oluyor. Bu ürünleri gerçekten çok beğenerek ve severek kullanıyorum. Haftada 2 ya da 3 defa kullanıyorum cildimin ihtiyacına göre. Eğer çok fazla makyaj yaptığım bir hafta ise bu meyve olan
içeriklerden kullanıyorum. Çünkü bunların ölü deri arındırıcı etkisi var. Böyle küçük gözüktüğüne bakmayın. İçerisinde gerçekten haftalarca kullanabileceğiniz ürün barındırıyor. Zaten ince bir tabaka halinde sürmeniz gerekiyor. Çok fazla sürmeye gerek yoktur. O yüzden eğer bir uyku maskesi arayışındaysanız Misha'ya bakmanızı tavsiye ederim. Zaten Misha'nın bu uyku maskeleri çok popüler. İlla ki duymuş ve görmüşsünüzdür. Uyku maskeleri arasından bir tane seç derseniz de favorim olan bu inci özü içeren uyku maskesini seçerdim. Çünkü ben ciltte aydınlık ve ışıltılı görünümü çok seviyorum. Bu üründe onu sağlıyor. Eğer uyku maskesi arayışındaysanız Misha'nın bu ürünlerine bakmanızı tavsiye ederim. Misha'dan alınması gereken 10 ürün kategorim bu şekildeydi. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Biliyorsunuz ki ben her cumartesi kanala yeni bir video yüklüyorum. Eğer hemen izlemek isterseniz bildirim zilimi açmanızı tavsiye ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.